Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, tüm arkadaşlarımıza günaydın diyoruz. İnşallah Mart ayı, Şubat ayından daha güzel olur hepimiz için. Evet, hazırsanız. Evet, tüm arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ben. Dediğim gibi inşallah Mart ayı, Şubat ayından hepimiz için çok daha iyi olur her açıdan. Şimdi malumunuz yani ana gündem maddemiz koronavirüs. Şimdi sonuçta yani vaka sayılarımız düşüyor. Düşüş seviyesi istediğimiz düzeyde değil ama yani Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamalarından da siz takip ediyorsunuz. Bir düşüş var ama tekrar söylüyoruz yani son dönemde hem tedbirlerde çok büyük bir gevşeme hepimizin malumu hem de aşılamada hala eksik aşıların olduğu hepimizin gözlemi. Onun için vatandaşlarımızdan tekrar hem tedbirlere riayet hem de aşı konusunda hassasiyet istiyoruz. Yani maalesef ben bir önceki basın toplantısında 584 vefat rakamını vermiştim sizlere. Bugün için 622. Yani o günden bugüne 38 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Bu süreçte ben tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama dediğim gibi yani daha fazla can kaybının olmaması için de şu anda en büyük isteğimiz aşıların tamamlanması. Yani şu anda halihazırda hastanemizde 37 hastamız var ve maalesef bu 37 hastanın 13'ü yoğun bakımda. Yani bu 13 yoğun bakımdaki hastalarımızdan 3'ü entübe. Entübe hastalarımızın yaşları 63, 78 ve 82. Yani yoğun bakımdaki hastalarımızdan da Allah bilir ama yine kayıplarımız olma ihtimali olacaktır. Yani son bir haftada da 14 vatandaşımız hayatını kaybetti toplamda. Sadece bir haftada 14 kayıp yaşadık. Onun için tekrar yani lütfen her pazartesi salgın koordinasyon toplantısında gerçekten aşı olmamış ya da eksik aşılı olan vatandaşlarımızın vefatlarını görünce karşımdaki tabloda çok üzülüyorum. Ama her hafta aynı tabloyu görüyoruz. İstisnasız bir şekilde. Hani dün de yine arkadaşlarla baktığımızda bu vefat eden vatandaşlarımız dediğim gibi ya aşı yok artık o sayı giderek azaldı yani çok şükür. Ama yine de dün mesela 92 yaşında bir vatandaşımız ve hiç sıfır aşılı yani. Tek bir doz aşı olmamış. Ama dediğim gibi yine diğer vatandaşlarımızın da ortak özelliği aşıların eksik olması. Yani artık biz ilk dozu yapışımızın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti. Yani şu anda artık bir yılı geçti çünkü aşılamaya başlama sürecimiz. Onun için yani bu aşı konusundaki durumu bir kere daha hatırlatıyor vatandaşlarımızdan bu konuda bizlere destek olmalarını istiyoruz. Hastanede şu anda en genç hastamız 59 yaşında. 65 yaş altında da iki hastamız var. Dediğim gibi koronavirüsle ilgili olarak genel tablo bu şekilde. Şu anda 35 sınıfımız karantinada. Yani okullarımızda da yine hani böyle pandemide zirveyi gördüğümüz dönemde de okullarımızda da bir tırmanış oldu ama şu anda orada da sınıf sayımız giderek azalıyor. Yani geçen hafta 47'yi 48'i bulmuştu rakam. Şu anda 35 inşallah bu giderek azalacaktır. Dediğim gibi ama eğitim öğretime bu şekilde devam edeceğiz. Bu konuda kesin bir kararlılık var. Hani hiçbir şekilde bundan bir taviz olmayacak. Bu zaten defaatle açıklandı. Ama dediğim gibi yani bu şu tabloyu sizlere şöyle gösterebilirsem. Hani yükseliş böyle çok hızlı oldu omikronda. Malumunuz yani böyle bir 90 derecelik açıyla gittik. 30 derecelik açıyla iniyoruz yani. Yani düşüş aynı hızda değil maalesef. Ama dediğim gibi bugünlerde geçecek. Koronavirüsle ilgili tablo bu şekilde dediğim gibi ama çok şükür yani hastanemiz artık hastanenin rahatlaması birazcık geç oluyor. Yani vaka düşüşleri hastaneye biraz geç yansıyor ama yine de yani yoğun bakımda falan bir sıkıntı yaşamadık bu süreçte. İnşallah önümüzdeki süreçte zaten yoğun bakıma yatan hasta sayımızda bir azalmada bekliyoruz. İnşallah bu dalgayı da bu şekilde atlatmış olacağız. Mart 15 itibariyle de inşallah birazcık bir
vaka sayılarında azalma bekliyoruz ama şu anda da halihazırda yani günlük 200 vaka çıkıyor dediğim gibi. Onun için tedbirlere birazcık daha devam ama özellikle istediğimiz aşı. İstediğimiz aşı çünkü sizin etrafınızda da olmuştur. Yani aşılı olanlar özellikle bu süreci çok rahat bir şekilde evlerinde rahat bir şekilde atlattılar çok şükür. Yani hafta sonu diplomatik kayak yarışı vardı malumunuz. Yani bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 yarışçıyla beraber. Güzel bir etkinlik oldu. Hani biraz tabii son uluslararası alandaki gelişmeler Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle büyükelçilerden bazı rezervasyonları iptal ettiler ama 3 büyükelçi katıldı. Ama orada dediğim gibi yani bizim için önemli olan özellikle diplomatik misyonların katılımı. Yani biz ben şahsen dediğim gibi hatta alt düzeydeki görevlilerin katılımını daha çok önemsiyorum. Çünkü bu büyükelçilik arasında da bir misyon var, irtibat var. Düzenli olarak bir araya geliyorlar. Onun için hani biz bu süreci Ilgaz'ın tanıtımına bir katkı olarak hani bekliyoruz. Mesela İsviçre Büyükelçisi vardı. O da söyledi yani biz buraya daha sık geleceğiz. Hani mesafe yakın. Geçen yıl yoktu İsviçre Büyükelçisi. Hani sonuçta inşallah önümüzdeki yıla devam edeceğiz. Dediğim gibi yani bu turizmindeki bence en önemli tanıtım ögesi gelen insanların geldikleri yeri başkalarına anlatması. Dediğim gibi yani bu diplomatik kayak yarışında da biz aslında onu hedefliyoruz. Bu yıl ikincisi oldu. İnşallah artık biraz daha hani bu yıl geçen yıldan iyiydi. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu katılım artarak devam eder ve dediğim gibi yani bu Ankara'daki büyükelçilikler arasında da Ilgaz'ın tanıtımını hep beraber yapmış oluruz. İnşallah bugün yarın birazcık daha kar yağarsa bu hafta sonu da bir kayak yapma imkanı olur diyoruz ama tekrar söylüyorum. Zaten Ilgaz'daki hedefimiz turizmi sonuçta 4 mevsime yaymak. İnşallah bu hedefimizde de yeni olacak tesislerle ve çalışmalarla macera parkının ilavesiyle başarılı oluruz. Yani Kurşunlu'da bazı arkadaşlarımız hani o akşam oradaydılar. Çok üzücü bir trafik kazası yaşadık malumunuz. Yani ikisi olay yerinde, birisi daha sonra kaldırıldı hastanede olmak üzere 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yani olayın oluşuna göre ucuz atlattık diyebiliriz. Yani çok şükür. Yani öyle bir kazada gerçekten olayın oluşuna göre belki can kaybı daha fazla olabilirdi. Ama Allah korudu öyle diyelim. Ama tekrar yani trafik konusunda da cumartesi yani maalesef İl Göç Müdürümüzün içinde bulunduğu yanında yine 3 vatandaşımızla beraber bir araç kaza yaptı. Yani gayet de tedbirli olarak gittikleri bir anda dün ben kendisini ziyaret ettim ama çok şükür yani herkesin durumu iyi, bir sıkıntı yok ama yani bu trafik konusunda da bir kere daha tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yani kurallara riayet, emniyet kemeri. Yani Allah rızası için artık şu böyle tokalardan vesaire vazgeçsek. Hani hatta arka koltukta da hani artık emniyet kemeri taksak. Çünkü hani bu kazalarda görüyoruz ki artık arabalar sinyal vesaire verdiği için öndekiler emniyet kemerini taktıkları için korunsalar da arkadakiler ya araçtan fırlıyorlar ya araç içerisinde araçla beraber çok fazla hareket ettikleri için dediğin gibi farklı kırıklar vesaire travmalara sebep oluyor. Onun için trafikle ilgili de hassasiyetimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum ben. Ve tabii tarım sezonu başlıyor. Traktörlere yönelik denetimlerimiz vesaire devam ediyor. Ama hani yıllardır uygulama yapıyoruz. Sizin de başınıza gelmiştir, benim de. Yani bu flaşör meselesi hala karşımıza çıkıyor zaman zaman. Az da olsa. Yani onun için ya basit bir aparat ama dediğim gibi yani 50 liralık maliyetten kaçıp çok daha büyük maliyetlere veya kayıplara sebep olabiliyoruz. Onun için dediğim gibi yani denetimler devam ediyor ama vatandaşımız da bize bu konuda yardımcı olursa çünkü önümüzdeki süreçte traktör kazalarında artış, traktör kazalarına bağlı can kayıplarını hep beraber maalesef göreceğiz. Yani bu her yıl olduğu gibi. Onun için bu konuyu da bir kere daha hatırlatmak, dikkatlerinize getirmek istiyorum. Benim kısaca paylaşacaklarım bunlar. Bilmiyorum sizlerin soruları varsa alalım. Kusura bir buyurun. Ben varım. Soracağım sorular sizlerin. Kalıplarınız var mı? Sizden net bir yol almak istiyorum. Ama oyunu sizden de merhaba bekledim. Hastanemizde kaç tane poliklinik var? Hastanemizde mevcut doktor sayımız kaçtır? Hastanemizde kaç doktorumuz sayılır dedi? Kaç doktorumuz istifa etti? Devam var. Bunlar daha çok soru var. Cevaplarsan Mustafa Bey bunları... yalnız basın müdürümüze atarsanız. Şimdi bunların hiçbirisi benim aklımda yok. Hani sonuçta.
siz basın müdürümüze atın. Dediğim gibi biz de size yazılı olarak iletelim. Tamam. Yani dediğim gibi. Ben de cevap vermesin. Ben de sen değil misin? Ya şöyle Mustafa Bey. Şimdi gel. Ya Mustafa Bey. Mustafa Bey bakın. Şu anda dediğim gibi yani benim ezberimde yok. Ha lazım olursa eğer çok istiyorsanız hani şu anda da okeyim ben. Şu anda. Çocuk yaramız var mı? Mustafa Bey böyle devam ederseniz soru da almam, cevap da vermem. Tamam mı? Bakın ben valiyim. Tamam. Ben size okuyorum diye dedim şimdi. Tamam. Dediğim gibi şeyden okuyorum şimdi sorduklarınızı. Tamam. Yani 76 uzman hekimimiz var hastanemizde. 18 pratisyen hekimimiz var. 242 hemşire, 50 ebe, 198 diğer personelimiz var. Toplamda 905 arkadaşa hizmet veriyoruz. Var mı başka sorunuz? Ahmet Sağlık Merkezi dedikodular var. Neredeki? Ahmet Sağlık Merkezi bir yaptan kızımız. Yeni yapılan binaya. Nedir dedikodu? Doktorlar, çalışanlar taşınmak istemiyorlar gibi dedikodu çıktı. Tabii orayla ilgili olarak. Acaba? Değil. Zamanı geldiğinde taşınırız. Dediğin gibi yani o şeyde bina büyük oranda tamamlandı. Zamana geldiğinde taşınırız yani. Tamam vatandaşımız müşteri olsun. Ya bina temizlik konusunda da çok şikayet var. İnceleyelim. Tamam. İnceleyelim. İnsanlar neden ikaz edilmiyor? Neden bu insanlara bir uyarı verilmiyor? Şöyle Mustafa Bey, bana ulaşan hiçbir şey yok ama sizin vasıtanızla ulaşmış oldu. Şahin Bey konuyu inceleyelim. Biz inceleyelim. Haberle habersiz de net diyelim. Geçen gün ben hani gece 12 gibi kendim ani olarak sözümü bitirirsem, kendim ani olarak yani oğlumla ilgili bir şey için gittim acile. Herhalde çarşamba şey, tabii çarşamba günü gece 12 falandı. Ben bir şey görmedim. Hani acil gayet sakindi. Dediğin gibi yani işte film çektirmeye falan da gittik. Dediğin gibi yani öyle bir şey, gece dediğin gibi acil olarak gittiğim için habersiz bir hani ziyarette hastanemize. Ama biz yine haberle habersiz ziyaret edelim. Buyurun. Zaten yatırım planında Karayolları Şantiyesi de yatırım planında. Malum yani Jandarma Karayolları Şantiyesi'nin olduğu alana kayacak. İnşallah 2022 yılında dediğin gibi hastane inşaatına da ilk temel atılmış olacak. Şimdi proje çalışmaları devam ediyor. Sahada aplikasyonu yapıldıktan sonra yani bizim hedefimiz 2022'de hem Karayolları Şantiyesi hem Jandarma Binası hem hastaneyi hep beraber başlatmak. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Benim adım bazı inşaatların evinde troponin testinin yapılamadığı tespitinin ya da cevabının eksik oldu. Ercan Bey şöyle yani geçenlerde o da şöyle zaten entegre yani şey yani merkezde mesela sorun yoktu. Yani ihaleden yani daha doğrusu işte SUT fiyatlarının güncellenmesi vesaire yani yeni yıldan kaynaklı olarak işte ve hastanelerimizde kapasite çok düşük olduğundan dolayı yani firmaların o ihaleye teklif vermemesinden kaynaklı kısa süreli bir aksaklık. Ama dediğim gibi yani vatandaşlarımızla ilgili bir sıkıntı yok. Yani çok zaten dediğim gibi ana testler yapılıyor ama yani bir iki test kitinde o problem yaşandı. O süreçte aşılacak. Yani ama dediğim gibi yani zaten hastanemizde... Giderildi mi devam ediyor mu? Şimdi Ercan Bey, biz bu troponinle ilgili yani 25'e yakın teklik olarak ihaleye biz çıktık geçmiş zamanda. İki defa ihale yapıldı. Ama bu döviz artışından dolayı süt fiyatlarının üzerinde olmasından dolayı firmalar teklif vermediler. Firmalar teklif vermeyince de biz doğrudan teminlerle, yani devlet hastanesi dahil, diğer kam hastane dahil, entegreler hariç, doğrudan teminle vatandaşımızın mağduriyetine mahal vermeden doğrudan teminle bu işi çözüme kavuşturduk. Ve süt fiyatlarının Şubat ayında güncellenmesini bekliyorduk. Sizin haberinizden bir gün önce süt fiyatı güncellendi ve tekrar arkadaşlara talimat verdik, ihaleye çıkılsın diye ihaleye çıkıldı. Bunlar ibaret. Sayın abim, ikinci soru. Buyurun. Şantur Devlet Hastanesi acil servisinde döşemelerle ilgili, onun da haberini yapmıştım ben. Döşemeler çoğu yerde kalkan döşemeler var ve insanların tatlı düşmesinin ortasında çukurlar dolu. Yani yerde artık bunlar topraklar gözüküyor. Sen şey yap ya. Benim hala burada bir şekilde oldu. Şimdi, vatandaşlar da bu şekilde fotoğraflar gönderdiler zaten. Sayın Bey, müsaadeniz olursa. Şimdi Ercan Bey, haberi bugün arkadaşlar bana da gönderdiler. Şimdi onunla ilgili, şimdi hastanemiz acil servis bilgi notunu aktarıyorum.
hastanemiz acil servis, diyaliz ve servis koridorlarındaki zemin yıpranmalarına yönelik yenileme ve tadilat işlemleri 2021 yılı bütçesinde planlanmaya alınmıştır. 2021 yılı. Onun için 27'si 2021 tarihinde başlatılan ihale işlemleri sonrası 11. ayın 22'si 2021 tarihinde ihale yapılmış ancak mevcut kur artışı nedeniyle gelen teklifler yaklaşık maliyetin oldukça üstünde olduğundan iptal edilip tekrar ihale süreci başlatılmıştır. Ödenek güncellemesi sonrasında ikinci ihale 2. ayın 14'ü 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 3. ayın 1'i yani bu yıl tarihinde ihaleyi kazanan firma sözleşmeye davet edilmiştir. İhale süreci yasal mevzuat çerçevesinde devam etmektedir. Sözleşme sonrası 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak hizmeti aksatmayacak şekilde acil servis iki kısma ayrılarak zemin yenileme işlemi tamamlanacaktır. Tüm alanların tadilatı yaklaşık 25-30 gün sürecektir. Bu süreçte zeminde oluşan yırtık ve deformasyonlar için geçici yama çözümleri üretilmiş ancak yoğun kullanılan alanlar olduğu için efektif olmamıştır. Ya şöyle bu yani son dönemde maalesef ihalelerle ilgili olarak benzer süreçleri yaşadık. Şimdi Çerkeş ve Şabanözü emniyet binaları ile ilgili olarak da ihaleye çıktık. Ama maalesef ilk çıktığımızda teklifler gelmedi. Şimdi yeniden ihale süreci başlayacak. Yeni teklifleri alacağız. Onun için ama şöyle yani bir diğer şeyimiz de yani çok hiçbirinize çok uzak değiliz. Yani hepinize ulaşabilecek yakınlıkta olduğumuzu düşünüyorum ben. Onun için yani bu tür şeylerden önce bizle bir kontağa geçerseniz belki dediğim gibi hepimiz için daha sağlıklı olur. Ama dediğim gibi yani en kısa sürede inşallah şey ister istemez oradaki arkadaşlar da bu mevzuatla bu süreçte bağlılar. Doğru. Ben de katılıyorum. Yani ihale süreçleri zaman zaman uzayabiliyor. Hani özellikle itirazlar vesaire olduğunda. Ama yani akçeli bir iş olduğu için de ister istemez yani süreç belki de öyle olmak zorunda yani. Buyurun. Üçüncü sorumla 2019 tarihinde Çankırı Valiliği Kasım ayı sonlarına doğru yeni binasına taşındı. Ve bu süre sırasında da taşındıktan sonra eski valilik binasının biz gazeteci arkadaşlardan geçerken de gördük. Pencereleri falan sökülüyordu. Biz de dedik ki herhalde yıkım başladı. Hatta şaşırdık. Ne şaşırdık yıkım başladı. Ve tapu müdürlüğünün pencereleri, kapıları söküldü. Aradan 3-4 gün geçtikten sonra o şekilde kaldı bina. Mektup halde o bölümleri. Ardından bir baktık, tekrardan pencereler yerine geri takılmış. Tabii biz bu süreçte hani yıkım başladı mı gibi haberleştirmek için valilikten bilgi almaya çalıştığımızda öğrendik ki burasını Uğurdacı'ya satılmış bu malzemeler. Tabii ben bununla ilgili de bir haber yaptım ama şunu öğrendim ki valilikte bununla ilgili bir soruşturma, idari soruşturma açılmamış. Yani bunu yapan kişiler ya da kişi hakkında ya da bunu hani bir yönetici yapmadıysa orada da bir hırsızlık oluyor. Birileri Çankırı'nın güvende Çankırı valiliğe giriyor binaya. İçinden pencereleri söküyor, götürüyor. Canı sıkılınca 5 gün sonra gelip geri takıyor. Ben bunun cevabını size ister yazılı ister sonra almak istiyorum. Çünkü sizin de önemli değildi bu. Yani bununla ilgili kamu malına zarar verenler, kamu malının taşınmaz bütünlüğünü bozanlarla ilgili neden bir idari soruşturma açılmadı? Ben bir tetkik edeyim. Sonrası yani çünkü ben hani olayı şimdi sizden öğrenmiş oluyorum da bir tetkik edeyim sonrasında irtibata geçelim. Bu süreci bir safahat ile bir öğrenmiş olayım ondan sonra inşallah sizlere cevaplayayım yani. Buyurun. Ben varım. Çankırı Belediyesi Sanayi ve Şifasını arayan vatandaşlarımız tabii işlerini görüyorlar da. Muayeneden sonra çıktılarını, rapor çıktılarını isteyebildikten sonra kağıt sıkıntı olduğunu ve büfeden para karşılığı kağıt alarak çıktılarını alan insanlarımız var. Bu çankırı için etik mi yani? Parayla kağıt alıp Devletler Sanayi'nin yazısından çıktısını alabiliyoruz. Bu nasıl bir şey yani? Onu öğrenmek istiyorum. Mustafa Bey bakalım. Yani kabul edilebilir değil. Yani kabul edilebilir değil.
Ama bakalım. Dediğin gibi o diğer dediğiniz meselelerle beraber tetkik edelim biz. Yani biz yan tarafız ama biz size sarsıyoruz. Var mısınız? Tabii iyi biliyorum. Hayır. Bakın ben size... konuşmuyorum. Bakın ben size yanlış anlamadım. Ben de yani yatarım. Kağıdı falan alıp çıktısı yani etik mi çantada buluyor? Hastane o kadar mı aciz yani? Bakın tekrar söylüyorum. Ben tetkik edelim. Dediğin gibi yani bu... Yönetim ne yapıyor? Bakın arkadaşlar şimdi... Bakın bu iki yıldır pandemi sürecinde tamam bizim cephe hattında çalışan arkadaşlarımız sağlıkçılar. Ne dersek diyelim. Onun için hani böyle hiçbirimiz dediğin gibi bir gün önce şeyden pozitif olan birisiyle yemek yediğimizde öbür gün irkilirken arkadaşlar her gün dediğin gibi orada pozitif oldukları bildikleri insanların yanına gidip onlara tedavi yapmaya çalışıyorlar yani. Onun için bu süreçte yani muhakkak vatandaşımızı mağdur etmem ama çalışma arkadaşlarımı da dediğin gibi çalışma arkadaşlarımı da etmem yani. Onun için yani bu olabilir. Size ulaşmıştır vatandaş. Dediğim gibi tetkik edelim. Şu anda diyorum ya ben şimdi söylediğiniz şeyle ilgili olarak söyleyeceğim. Doğru. Yani bu doğru bir iş değil. Ama bunu bizim teyit etmemiz lazım. Yani ben dediğim gibi yani bu şu anda bu bir iddia. Bu bir iddia. Biz bir tetkik edelim bunu. Biz bir tetkik edelim. Ondan sonrasında varsa düzeltilecek bir şey düzeltelim yani. Ama tekrar söylüyorum. Yani pandemi sürecinde tüm dünyada en dediğim gibi kıymetli kesim, hastaneler ve sağlık personelleri oldu. Onun için arkadaşlarımızın hiçbirisinin emeklerini zayi etmeyiz. Hani ben de zayi ettim ben. Yani bu süreçte de diyorum ya, yani bize düşen bence kendilerine destek olmak. Yani bunlar, biz bakalım, teyit edersek gereken düzeltmeyi yaparız. Buyurun. Yani son soru. Geçtiğimiz günlerde Kurşunlu'da bir özel sitede lokal kapatırıldı ve bir vatandaşımız da İçine düştü. Doğru. Yaklaşık 1,5 saat falan da işte afetin gelmesi beklendi. Yani bu E80 hattında hem böyle yalanlar trafik kazaları. Mesela bu vatandaş... Arıyoruz ya bir yer arıyoruz orada. Evet yok doğru. Acil bir kan kaybı olsa müdahale edilebilir. Yani doğru. Yok. Doğru yani hani o civarda bir şeyimiz var. Şöyle Ilgaz'da aldığımız bir yer var. Hani Ilgaz'da şimdi aldığımız bir yer var yani imar planında. İnşallah hani oraya bir şeyler yapma planımız var. Yoksa doğru. Yani doğru. Akıllara ziyan bir işti. Ama oluyor tabii. Oluyor dediğiniz gibi orada da zamanla yarışılıyor yani. Orada da zamanla yarışılıyor. Doğru. Ama inşallah dediğim gibi yani Ilgaz'da imar planında artık aldığımız bir yerde var. AFAD için. İnşallah orada bir şeye gideceğiz. Tertibatlanmaya gideceğiz. Hani harika olur ben hani. Sağlık olduğu için yani gerçekten son olarak vatandaştan gelen bize ilk geldiğinde dediler bizi bilgilendirin. Biz de vali olarak onlardır. Ilgaz ilçemizde 112 acil 2 gündür aralık cevap verilmiş tablanın kilitli olduğu iddia ediliyor ve arayan kağıtta görüntülü telefon sesi bu. Mesela duymak isterseniz neden kapandığı bile sorarız. Şöyle Ilgaz 2 gündür cevap vermiyor. Ilgaz 112 Ilgaz 112'yi araya Hayır. Ilgaz 112'yi arayamaz vatandaş çünkü 112'yi aradığında bizim burası düşüyor. Yani bu yani tabii yani şu anda bakın bütün il entegre. Onun için 112'yi aradığında evet. Yani 112'yi aradığında yani siz vatandaşın numarasını iletin biz bir görüşelim yani. Hayır canım yani öyle şey olmaz. Yani hani dediğin gibi yani biz arayalım ama dediğin gibi tekrar söylüyorum. Yani Ilgaz'dan 112'yi aradıklarında bizim merkez cevap veriyor. Yani onun için vatandaşın ben 112'ye ulaşamadım deme ihtimali yok. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.